Benim için ekosistem yaklaşımı ilk girişimcilik ekosisteminde ortaya çıkmıştı ve 2011 yılında ben aktif olarak e, iş hayatına girdiğimde ilk kez e, 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 Girişimcilik ekosistemi nedir? Benim kafamda her zaman böyle bir soru işareti şeklinde yer alıyordu. Ee, biraz önce çok kıymetli aslında iki tane e, ekosistem paydaşını gördük. Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik ekosisteminde. Ee, Türkiye Sosyal Girişimcilik Anı'na da girmenizi şiddetle öneriyorum. E, ama bir yandan da girişimcilik, yani ekosistem demek bence çok çok kıymetli bir şey. Çünkü e, ekosistemde farklı farklı aktörler vardır ve hepsi birbirini besleyerek aslında devasa bir şeyi ya da etkin bir şeyi canlandırabiliyor, yapabiliyor. Bunda Eren'in aslında çeşitli organlarımız vardır, ama e, tekil hiçbirisi aslında e, onlar da canlıdır. Ama ne zaman ki bir araya geldiklerinde bir bireyi, bir e, vücudu, bir yaşayan bir organizmayı e, oluşturuyor. O yüzden ekosistem yaklaşımı bence çok çok kıymetli ki bunun en güzel örneklerini de daha dün Türkiye'nin üçüncü e, unicornunu çıkardığımızda gördük. Yani girişimcilik ekosistemi Türkiye'de kaç yıldır var Erhan Hoca. Çok 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 daha hakimdir. Ama e, baktığımızda e, bu kadar yıl içerisinde ilk defa 2020-2021 ile birlikte e, hani bir sürü başarı hikayesi vardır. Ama unicorn e, etiketiyle birlikte bir başarı hikayesinde şimdi şimdi almaya başladık ve e, tekrar tekrar e, sürekli yeni hikayeleri duyuyoruz. O yüzden de ekosistem yaklaşımı çok çok kıymetli. E, öte yandan da e, hani bir iktisatçı olarak, bir kalkınma iktisatçısı olarak da e, ülkelerin çeşitli rekabetçi avantajları vardır. Competitive Advantage. E, i̇nanıyorum ki bizim coğrafyanın da competitive Advantage, rekabetçi avantajı aslında yaşamış oldukları problemler ve bu problemlere geliştirilen çözümler. E, İmece de aslında 2016 yılında tam da biraz önce Ayşe'nin bitirdiği noktadan o, filizlenen bir oluşan ger gerçekleştirilen bir o, platform, sosyal inovasyon platformu, radikal işbirlikleri. Aslına baktığımızda bugün sabahleyin Eren'in içinde bulunduğu kurum S360 bir sürülebilirlik danışmanlığı firması. Onun yanında atölye, eski adıyla atölye İstanbul atölye, atölye.io'dan girebilirsiniz bir tasarım stüdyosu ve de yanlarında Zorlu Holding gibi devasa bir firmayı görüyoruz. Bir araya gelmesi çok da mümkün olmayan bu üç yapı bir araya geldiklerinde aslında 21. yüzyılın problemlerine imece kültürünü 21. yüzyıla taşıyarak 21. yüzyılın problemlerini aslında ortaklaşa çözümler üretebilir mi sorusuyla ortaya çıkıyor imece. Ve de dediğim gibi ekosistemdeki sosyal girişimcileri e, ya da fikir üreten gençleri ya da biraz önceki sunumda da bahsettiğim gibi e, içerik sağlayıcılara ihtiyaç var. İmece aslında hem girişimlerin fikir aşamasından ölçeklenerek işte toy ile de bahsettiğimiz gibi ürüne ya da hizmete dönüşmesini sağlamasında e, şimdiye kadar 50 tane sosyal girişimle çalıştım. E, i̇lk 3 yıl İmece destek programı, e, İmece sosyal girişim destek program, sosyal girişimciler için destek programını yürüttükten sonra geçtiğimiz sene aslında e, büyüme aşamasındaki etki üreten girişimlere bir etki hızlandırma programı başlattı ve önümüzdeki aylarda Nisan Mayıs ayında programımı sonuç, sonuçlandırarak hep dillendirdiğimiz 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 etki raporlarını girişimlerin üretmiş oldukları etkileri görünür kılacağız. Çünkü sosyal inovasyon... ...o büyük ev, evrene baktığımızda... ...neyi söylemiştik? Finansal kaynakların da aslında buraya çekilmesi gerekiyor. Fakat finansal kaynakları buraya çekerken de... ...aslında sosyal girişimlerin üretmiş oldukları... ...etkinin de görünür olması gerekiyor ki... ...o e, Ayşe'nin çok güzel göstermiş olduğu... ...köprüyü kurarak... ...hem yatırımcı ile hem girişimci arasında bir... E, ...ilişki inşası sağlansın. Öte yandan... Image Lab'den çok detaylı bir şekilde bahsetmiştim, ama gene aynı şekilde ortak meselelerde gençlerin bir araya gelerek çözümleri çözümleri keşfederken aslında sosyal etki lensiyle bakabilmelerini sağladıkları bir platform sunuyoruz, bir mesele süreci sunuyoruz, bir ay ile altı ay içerisinde değişiyor, ama günün sonunda gene hem Ashoka'nın hem de Impact Hub'ın bahsetmiş olduğu topluluk yaklaşımı burada çok çok kıymetli. Bizim burada aslında ana amaçladığımız şey şu anda 800 kişi, her geçen gün artıyor. Birbirinden öğrenen, toplumsal meseleler konusunda birbirinden öğrenen bir gençlik topluluğu yapabilir miyiz? Ve de bu topluluk aslında kendi içerisindeki aktivitelerle, wiki maratonlar olsun, mesele süreçleri olsun, içerik geliştirme olsun, neler yapabiliriz aslında keşfediyoruz. Bir yandan da bir sosyal inovasyon platformu olarak da farklı paydaşların da burada kendi içeriklerini, kendi dünya görüşlerini e, nasıl filizlendirebiliriz, nasıl destekleyebiliriz perspektifinden baktığımızda da ekosistem için, e, konuşmamın başında bahsetmiş olduğum ekosistem yaklaşımı içinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bunların ilkini 2018 yılda, İmece'nin e, kurulduğundan iki yıl sonra gerçekleştirdiği e, Six-Way Finder etkinliğinde görüyoruz. Türkiye'deki aslında sosyal inovasyon ekosisteminin 10 yılını, bundan sonraki 10 yıl nereye gidiyor, onu anlamlandırmaya çalıştığımız bir etkinlik vardı. Lütfen e, sosyal inovasyonu bugün bu kadar konuştuktan sonra 2018'de yapılmış bu etkinliğin çıktılarına lütfen bakın. Six Wayfinder, e, chatten yazmaya da çalışan birazdan erişebiliyorsunuz. Ya da imece.com sitesinden de erişilebiliyor. Öte yandan daha geçtiğimiz hafta bir tane zirve yaptık. Six Way Finder 2018'de yapmış olduğumuz bu etkinliğin üzerine çıkarak aslında sadece sosyal inovasyon ekosisteminde değil ama sosyal inovasyon ekosistemini destekleyecek e, liderlik, özel sektör, topluluklar, e, finansman perspektifinden nasıl e, sosyal etkiyi birlikte e, 21. yüzyılın gerektirdiği gibi yapabiliriz? o Bu mental düşünce modellerimizi... E, kemikleşmiş finansal sistemlerimizi, kemikleşmiş eğitim sistemlerimizi nasıl dönüştürebiliriz? 21. yüzyılın sorunlarına nasıl adapte edebiliriz e, ve bunu nasıl hızlandırabiliriz? Bunun konuşmasını e, geçtiğimiz haftalarda yaptık. Ve önümüzdeki haftalarda da bir e, sosyal inovasyon platformu olarak da aslında buradaki çıktıları, buradaki konuşmaların e, raporlaştırılarak, videolarını yaparak da aslında kaçırmış olan ya da e, erişme fırsatı olmamış ya da bize ulaşma fırsatı olmamış insanlara ulaştırmak istiyoruz. Bu çok çok kıymetli. Neden diye soracak olursanız yine konuşmamın başında söylediğim gibi girişimcilik ekosistemi aslında kendi testini, kendi top, kendi takipçilerini yarattı. Sosyal inovasyon ekosistemi de aslında 2018 yılında belki ağırlık ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir üçgeninde konuşulurken 2021'deki Zirvemizde, geçen hafta yapmış olduğumuz zirvede Elazığ'dan, Erzincan'dan, Diyarbakır'dan, e, İzmir'den, e, Sinop'tan, Antalya'dan farklı insanların aslında sosyal inovasyonu nasıl ölçeklendirebiliriz? Kendi problemlerimizi nasıl e, yenilik çözümlerle ölçeklendirebiliriz sorusunu sorduğunu gördük. E, şimdiye kadar hiç aslında e, yolumuzun kesişmediği aktörlerle bir araya geldik. Peki bu neden önemli? Bir platform olarak aslında sosyal inovasyon platformu olarak bu neden önemli? Genel aslında konuşmamın en en başında söylemiş olduğum kapsayıcı platformların aslında e, duyarak farklı sesleri duyulmamış sesleri duyarak aslında çözümler geliştirmesini sağ, sağlaması. Bu e, toy örneğindeki bir üründe de bu böyle bir e, şirketin e, Eren'in konuşmasına yapmış olduğu gibi daha döngüsel sistemleri nasıl e, ge geçebilir sahadaki o inovasyon kapasitesini ya da sahadaki çözüm önerilerini toplayarak ya da sahadaki o uçlardaki insanların yaşamış oldukları şeyleri e, duymasını sağlıyor kısacası e, imece aslında toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan, gençleri ve girişimcileri bir araya getiren bir sosyal inovasyon platformu. Ama bunlar sadece çözüm üreten ya da problemi bir deneyimleyen insanlar. Impact Hub örneğinde gördüğümüz gibi, Bosna'daki, kadının aslında ben burada nasıl yani ben böyle bir problemle karşılaşıyorum bunu nasıl çözüm bulabilirim yaklaşımıyla ya ben Türkiye'de eğitim alanında şöyle bir sıkıntı yaşıyorum bunu nasıl ölçeklendirebilirim sorusunda bir araya gelen insanları görüyoruz ve de işin güzel tarafı bu topluluk Türkiye'nin sosyal inovatörleri ağırlık olarak genç gençler hem sosyal girişimcilik tarafında hem de sosyal yenilik tarafında çünkü e, hani bunu tabii ki farklı perspektiflerden ele, ele alabiliriz. Ama e, içinde bulunmuş olduğumuz kuşak e, çok dillendirilen bir sözdür. Benim sözüm kesinlikle değil. E, toplumsal meselelere ya da iklim krizini aslında yaşayan bangır bangır yaşayan ilk nesil ve de bunu durdurabilecek aslında e, sürülebilir kalkma maçlarını da gerçekleştirebilecek son nesil. O yüzden de e, hem Aşoka'nın yani sadece e, Ashoka'nın, Impact Hub'ın ya da Imagine'in değil aslında. Sektördeki bu paydaşların, e, ekosistem oyuncularının yapmış oldukları çalışmaları yakından izleyerek aslında çözümün de bir parçası olabilirsiniz. O yüzden lütfen e, bizi takipte kalın. E, yayınlarımıza, e, platformlarımıza e, lütfen dinleyin. Çünkü e, sosyal inovasyon ya da sosyal girişimcilik iki saat, 3 saatte aktarılabilecek bir şey değil. Yaparak aslında öğrenebileceğimiz bir şey. E, bu alanları da Hepiniz açık olduğunu unutmayın lütfen.